Veri bütünlüğü konusunda en önemli konulardan bir tanesi olan kısıtlamayı inceleyeceğiz. Kısıtlamalar İngilizce karşılığı ve çok sık duyacağınız kullanımıyla constraint. Constraint'lerin Türkçe karşılığı kısıtlama. Kısıtlamalar nedir? Veri tabanı aslında bunu bir önceki bu bölümün bir önceki videosunda veri bütünlüğü nedir videosunda anlatmaya çalıştım çok derine girmeden. Nedir bu? Burada özellikle odaklanalım. Veri tabanına veri ekleme, güncelleme ve silme gibi veri odaklı işlemler üzerinde çeşitli programatik kontrol kuralları oluşturabilmemizi sağlayan şey denir. Biraz uzun ve kafa karıştırıcı gibi olabilir. Ama çok basit. Ekleme ve güncelleme yapıyoruz veri tabanı üzerinde ve silme işlemleri yapıyoruz. Bunlar veri odaklı işlemler. Bunların üzerinde bazı kısıtlamalar, kontroller yapabilme olayıdır aslında kısıtlama. Bununla ilgili örnekler verdim veri bütünlüğü kısmında. Mesela hatırlatmak için söyleyeyim, bunları birleştirmek için. Kullanıcının doğum tarihinin yarın olamaması gibi. Şimdi bir kullanıcının doğum tarihi yarın olamaz. Bu kullanıcı geçmişte doğmuş olması gerekiyor, değil mi? Bu nedenle bir kullanıcı eğer bir sonraki hatta bugünün bilgisini bile veriyorsa doğum tarihi olarak burada bir sıkıntı var demek. Yani doğru bir veri gelme ihtimali yok burada. Şimdi bu nedenle ya da mesela bir yıl önce doğduğunu söylemesi bir kullanıcının çok mantıklı değil. Bir yaşındayken gelip sizin sisteminize kaydolmaz. Bir sosyal medya sisteminden bahsediyorum mesela burada. Yani bir doğum kayıt sisteminden bahsetmiyorum. Orada devletin doğum bilgilerini tuttuğu sistemde diyelim bir kullanıcının yeni bir kaydın dün doğmuş olması, bir saat önce doğmuş olması, bir yıl, 2 yıl önce doğmuş olması falan mantıklı olabilir. Ama bir sosyal medya sisteminde bu mantıklı değildir. Şimdi bu mesela kısıtlamayla kontrol edilmeli. Ama bunların hiçbirinde ister devletin bu doğum kontrol sistemi olsun, doğum kayıt sistemi, isterse sosyal medya bunların hiçbirinde yarının bilgisi, doğum kayıt bilgisi, doğum günü bilgisi olarak kaydedilemez. Bu mantıklı değil çünkü. Bunlar kısıtlamalarla kontrol edilmeli. Nedir bunu sağlayacak kontrol mesela? Check. Bu aslında Türkçesi kontrol. Bir şeyi kontrol etmek. Bu check constraint'inin bu arada constraint'lerden bir tanesidir. Check constraint. Check constraint'i kullanım amacı aslında bu. Bana gelen veriyi ekleme, güncelleme gibi işlemlerden önce kontrol ederim. Neye göre? Ben nasıl programladıysam veri tabanında ona göre kontrol edecek. Neyi kontrol ediyorsam yani. Şimdi unique nedir mesela burada? Unique ise Türkçesi benzersiz olmak, benzersizlik. Şimdi burada da şu var. Bir mesela sosyal medya sisteminin veri tabanı aslında hepsinde böyledir. Kullanıcı adı, e-mail bilgisi bunlar benzersizdir. Bir de ID bilgisi benzersizdir. Yani bir kullanıcı bir e-mail adresini iki ya da birden fazla kullanıcı kullanamaz. Bunun nedeni bu kişilerin sisteme e-mail adresi, kullanıcı adı gibi bilgilerle kayıt oluyor olması, onlarla giriş yapıyor olması ve mesela o kişiyle o kullanıcı adına göre bir profil linki oluşturuyorsunuz arka planda. Facebook'taki kullanıcı adlarınızı, Twitter'daki kullanıcı adlarınızı hatırlayın. Onun gibi o benzersizdir. İkinci bir kişiye bunu kullandıramazsınız. Şimdi ID bilgisi de öyledir. Çünkü programatik olarak ID üzerinden işlemler yapılır. Arka planda biz böyle çalışırız programcı olarak. Bu nedenle ID bilgisi de benzersiz olmalıdır. Unique. E-mail adresi de öyle olmalı. Çünkü o kullanıcıyla o e-mail üzerinden iletişime geçiyorsunuz. O e-maile e-mail gönderiyorsunuz vesaire. Parola sıfırlama, bütün diğer iletişim işlemleri e-mail üzerinden yapılır. Bu nedenle ikinci bir kişi o aynı e-mail'i kullanamaz. Mesela bunlar uniklik. Not null nedir? Not null da bir constraint'tir. Not null'da ise
bir alının veri tabanındaki bir sütunun boş geçilememe durumunu kontrol eder. Mesela az önceki örneklerde biz e-mail adresinin ve kullanıcı adının benzersiz olmasından bahsettik. Şimdi benzersiz olması aynı zamanda onların olması gerektiğini bize ispatlar değil mi? Bir şey olmadan onların benzersizliğini anlayamayız. Bu durumda nedir? Bir kullanıcının e-mail adresi, kullanıcı adı, şifresi, o kişinin adı ve soyadı, belki bazı sistemlerde cinsiyet bilgisi mesela, bunların hepsi olması gereken zorunlu alanlar. ID de zorunlu mesela. ID'yi de boş geçemezsiniz. Boş bir ID alanı, null bir alan olamaz. Bir kullanıcının adını soyadını bilmiyorsanız sisteminiz biraz eksik olmaz mı? Ya da bir kullanıcının e-mail adresini bilmiyorsanız onunla nasıl login işlemi yapacaksınız? Hadi diyelim login'i kullanıcı adı ve şifreyle yaptınız. O kişiye nasıl şifre onaylaması, e-mail onaylaması, yani aktivasyon maili göndereceksiniz ya da parola sıfırlama maili göndereceksiniz vesaire. Bunları yapamazsınız. Bu nedenle ya da kullanıcı adı yoksa ona bir link, profil linki vermeniz, mantıklı bir link vermeniz zor olur. Ancak sayılarla falan link oluşturursunuz. Şimdi bunlar not null alanlar. Gördüğünüz gibi. Bu nedenle bir sütun hem not null hem unique olabilir. O sistemin hem boş geçilemez hem de benzersiz olduğunu söylersiniz veri tabanına. Bunlar farklı farklı. Detaylarını uygulamalı anlatacağım zaten. Kısıtlamalar, veri bütünlüğü prensiplerinin uygulanabilmesi için kullanılan SQL komutlarıdır temelde. Yani check, unique, not null vesaire. Bunlar kısıtlama teknikleri, SQL komutları. Kısıtlamalar olmadan veri bütünlüğü garanti edilmesi oldukça zordur ama imkansız değildir. Bununla ilgili ben size temel bir örnek üzerinde anlatayım. Mesela birçok banka altyapısını inceleme fırsatım oldu. Onlara eğitim verirken, danışmanlık yaparken. Kimisi Oracle kullanıyor, kimisi PostgreSQL ya da SQL Server kullanıyor. Şimdi burada banka gibi büyük sistemlerde anlık saniye üzerindeki transaction çok fazla olduğu için, yüz binler, milyonlarca olduğu için o aynı anda günde vesaire o sayıda transaction yapılır. Bu nedenle performans çok yüksek öneme sahiptir. Böyle durumlarda şu yapılabiliyor. Şimdi veri kısıtlamalarının temel sıkıntısı şu ki normalde kullanmak zorundasınız diyebilirim özetle. Bazı durumlarda kesinlikle kullanmak zorundasınız. Ama şöyle de bir durum var. Bunu kullandığınız zaman bu arada sizin veri ekleme ya da güncelleme gibi işlemlerinizde o proses ile bir sonrakine söyleyeyim. Şurada onun üzerinde anlatayım. Kısıtlamalar veri ile işlemi gerçekleştiren proses arasında bir kontrolcü görevi görür. Bakın veri ile tablodaki veri ile onu gerçekleştiren proses arasında bir kontrolcü kısıtlamalar. Bu nedenle kısıtlama olmadan yapılan işleme göre daha düşük performans gösterebilir. Kısıtlama yaparsanız sizin durumunuz şu oluyor temel olarak. Veri tabanındaki veriye bir işlem yaparken araya girip, araya giren bir şey var orada. Onu kontrol ediyorsunuz. Eğer uygunsa, sizin istediğiniz kurallara uygunsa o işlemi yapıyorsunuz. Şimdi doğal olarak bunun çok fazla faydası var. Doğru. Gereklilikleri de zorunlulukları da var. Doğru. Ama aynı zamanda bunun diğerine göre kullanılmayan yöntemine göre performanslı olması da mümkün değil. Çünkü araya girerek bir müdahale var. O hızı kesiyorsunuz. Şimdi yüksek veri tutarlılığı, yüksek güvenlik ve yüksek performans aynı anda zirveye çıkarılamaz. Bu veri tabanı tasarımının temel, programlamanın temel şeyidir, özetidir aslında. Hem veri tutarlılığı %100 olsun, yüksek güvenlik de %100 olsun, hem de performans %100 olsun. Böyle bir şey imkansız. Teknik olarak imkansız.
Az önce bahsettiğim gibi araya yüzlerce farklı güvenlik katmanı koyuyorsunuz. Programsal olarak kontroller şöyle böyle. Tutarlılık ve güvenlik okey müthiş. Ama bunları yaparken siz aralarda yüzlerce farklı kontrol sistemi oluşturmuş oluyorsunuz. Bu nedenle bunların performanslı olması mümkün değil mesela. Bunları sağladınız ama performans olmaz. Bu sefer de müthiş performanslı olsun derseniz o zaman güvenlikten ve tutarlılıktan çok fazla taviz gösterirseniz sistemde o zaman da güvenlik riski olacak ve verinin bütünlüğünü korumak zor olacak sizin için. Tamam, müthiş performanslı ama hiçbir constraint yok ve veri tutarlılığı da sağlayamadınız mesela. Çünkü kontrol yapmanız performanslı olsun diye. Şimdi uygulama mimarisinin önceliklerine göre bu tür yeteneklerin kullanılıp kullanılmayacağına karar verilir ve mimari ona göre tasarlanır. Şimdi ikinci kısma dönecek olursak veri tabanı tasarımına bir bankanın mesela. Burada şimdi bahsettiğim gibi bunlar bütün veriyi kontrol edebilir. Oracle gibi altyapılarda SQL Server ya da PostgreSQL'de bunlar sağlanabiliyor müthiş bir şekilde. Ama bunu yaparsa o anlık yüksek hacimli transaction'ları yönetmek çok çok zorlaşabilir. Yapamayabilir de. Bazen şişebilir, sistem cevap vermeyebilir vesaire. Bu tabii veri tabanının sorunu değil, onu tasarlayanların yetenekleriyle alakalı bir şey. Bazen olabilir yani. Çünkü limitleri zorlama kısmı burası. Anlık müthiş yüksek istek sayısına cevap vermek kolay bir iş değil. Şimdi bu nedenle bu tür sıkıntılar olmasın diye bazen veri tabanında kısıtlama kullanılmayabiliyor bu tür büyük sistemlerde. Kontrol yapmıyorlar. Doğrudan gelen veriyi işliyorlar sisteme. Ama bunu yaparken buradaki uyguladıkları mimari şu. O kontrollerin hepsinin aslında veri tabanı katmanında değil, uygulama katmanında gerçekleştiriyorlar. Bu Java, C#, Go, herhangi bir şey olabilir. Herhangi bir programlama dili olabilir. O veri kullanıcı tarafından, geliştirici tarafından vesaire nereden gelirse gelsin, servislerden ne olursa olsun veri tabanına erişmeden önce bunu programatik olarak kontrol ediyorlar. Programatik kontrol bütün kuralları gözden geçiriyor ve burada yapılan işlem veri tabanına göre çok daha performanslıdır. Yani bir C# ya da diğer programlama dilleriyle yazılmış bir kontrol mekanizması veri tabanınkinden daha yüksek performanslı ve daha hızlı çalışır. Ve bu işlem veri tabanına gelmeden önce yapılacağı için siz bunu istediğiniz kadar ölçekleyebilirsiniz. Yani araya çalıştığınız o yazılımı siz müthiş bir distributed yapı üzerine kurabilirsiniz. Bu sayede de geliştirdiğiniz uygulama müthiş bir bilgisayar sistemi üzerinde çok hızlı çalışabilir. Müthiş multithread çalışarak, paralel programlama yöntemleriyle çalışarak o işlemleri müthiş hızlı yapabilir. Ama veri tabanının kuralları belli. Orada limitler belli. Siz anlık olarak küçük bir noktaya binlerce damla su gönderdiğinizi düşünün. Orası şişecektir. Belli bir kapasiteden sonra. Bu nedenle oraya gitmeden önce her şeyi yönetmeniz gerekiyor. Umarım kısıtlamayı anlatabildim burada. Şimdi adım adım bunları işleyerek devam edeceğiz.